Herkese merhaba. Bu videoda e, ilginç bir konuya değineceğiz. E, biliyorsunuz bundan birkaç ay önce e, ortalık çok çılgın bir şekilde sarsıldı. Neden? Çünkü Wizards of the Coast yeni bir e, OGL güncellemesi yayınlamak istedi ve bu insanlara sızınca millet tepki gösterdi. Ama milletin tepkisinden sonra böyle e, geri adım atan Wizards of the Coast'tan sonra da millet tıpış tıpış diyen diye geri döndü. Ya ben olsam e, tepkimi göstermeye devam ederdim ama işte yapacak bir şey yok. Alışmış kudurmuştan beter diyoruz. Tabii yine de e, şunu da söylemek lazım. O hareketten sonra farklı oyunlara, farklı sistemlere yönelmeye başlayan aa bir dakika lan D&D tek seçenek değilmiş diyen de tonla insan oldu. Yani bu insanlar muhtemelen D&D'lerle in oynamaya devam edecekler ama bununla birlikte yeni oyunları da keşfetmeye başlayacaklar. Şimdi bu noktada tabii önemli bazı atılımlar var. Çünkü bir firmanın yaptığı yanlış diğerlerinin ekmeğine yağ sürer, bal sürer biliyorsunuz. Birçok firma tabii ki Windows kostu kınadı. Bununla birlikte Chaosium'la Co Cobalt Press diye isim geldi nedense. Paizo. Sanırım Cobalt Press de böyle aralarında vardı. Ya Ama tabii Cobalt Press'in etkisi birazcık daha ufak. Ee, çünkü onlar daha çok third, third party publisher'lar. Neyse. Ee, Chaosium ve e, Paizo'nun ortak bir e, çalışması olacaktı. O çalışma şu anda böyle draftları falan gerçekleşiyor. Yani taslak üzerinde çalışıyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlar. Playtest falan yapıyorlar. Öte yandan Year Zero engine yani free publishing'in oyunların ana mekaniği olan arkadaş için bir SRD dökümanı geldi. Yani sistem referans dökümanı geldi. Bu videomuzun konusu da bu olacak. İncelememize başlamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım. Ee, i̇çeriklerden daha çok daha hızlı haberdar olmak için kanala abone olmayı, abone olduktan sonra da o küçük lanet olası motherfucking çan butonuna tıkladıktan sonra bütün bildirimleri açmayı unutmayın muhakkak işinize yarayacak bir video paylaşıyorumdur ya da işinize yarama potansiyeli yüksek olan bir duyuru falan paylaşıyorumdur biliyorsunuz ee, boş beleş şeyler şey yapmıyoruz neyse şimdi e, içeriğimize gelecek olursak hemen pdf ekranımıza atlayalım hop buradayım şimdi gördüğünüz gibi bir tane User Engine Free Tabletop License diye bir şeyimiz var FTL. Böyle şekilli şükürlü kısaltmalar yapmayı seviyorlar ya. Mesela bu e, Paizo ve Chaosium'un ortaklaşa hareketinin adı Ork License. Open RPG Creative License gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Neyse yani o tarz bir şeyler. Burada da FTL var. Faster Than Light. Free Tabletop License. Ve gördüğünüz üzere sadece bir sayfadan oluşan bir e, yasal kağıt var burada. Ha bununla birlikte bir tane de şöyle göstereyim ee, yaklaşık bir e, 45 sayfa civarında e, bir de SRD dokümanı var göz üzere Year Zero Engine Standard Reference Document 1.0. Şimdi buna geleceğiz. Ee, bunu açıkçası ayrı bir videoda böyle parça parça segment segment incelemek istiyorum. Yani introduction ne var? Bak burada mesela 6 bölüme ayırmıştı. İşte introduction Player Characters, Skills and Specialties, Combat and Damage, Magic ve Travel. Bunların her birini ayrı ayrı aslında incelemek istiyorum. O yüzden şimdilik konumuz Year Zero Engine Free Tabletop License olacak. Bunu da siz daha rahat okuyabilin diye şöyle iyice böyle içine girecek şekilde yakınlaştırıyorum. Böylelikle rahatlıkla takip edebilirsiniz. Zaten açıklamaya ben bunların ikisinin de linkini koyacağım. Hem bu videoya hem de e, SRD'nin videolarına. Linkleri yerleştireceğim. O konuda bir şeyiniz olması bir sıkıntı olmayacak yani. Siz de dokümanı rahatlıkla indirip e, oradan okuyup kendiniz takip edebileceksiniz. Bir yandan da buradaki maddeleri birlikte bakacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani ben bunun için bir ön okuma yapmadım. E, mail düştü inboxıma. Baktım. Aha da böyle bir şey var. Dedim ki bunu hemen konuşalım. Hemen indirdim dokümanları. Neymiş ne demiş diye şöyle bir baktım sadece. Ve şimdi de birlikte okuyacağız. Yani ben de şu anda... 10 maddenin onuna hakim değilim. Onu baştan söyleyeyim. Tabii şey olur mikrofon biraz yanda kalınca ben böyle bir sürekli ekrandan kaçıyor gibi olurum da neyse. Şimdi abiler lafa nere gidiyorlar? Diyorlar ki Free Liga AB parantez içinde Free League has created the attached user engine system reference document. Aynı zamanda şurada e, ekranda gözüküyor olması lazım. Mouse'un üzerine getirdiğimde e, tıklanabilir bir link var burada. Bakın PDF böyle hazırlanır. Buradan ee, bir iş için PDF hazırlayacak olan arkadaşlara ya da elindeki dokümanı değerlendirmesi gereken arkadaşlara da söyleyelim. PDF dediğin böyle hazırlanır. Eğer referans verdiğin önemli indirilmesi gereken indirilebilecek bir doküman varsa PDF'in içerisinden tıklanabilir hyperlink olması lazım. Kategorilere ayrılmış bir şeyse bookmark olması lazım. Bunları da böyle şey yapalım. Bunlar da çünkü kanayan yaramızı Şöyle birazcık daha yakınlaşırsak daha iyi gözükür mü? Sanki böyle bir tık daha iyi oldu gibi. Ne diyor bakalım? You may use the YZS SRD. <laughs> User engine'i kısaltmak şey istemedim. İngilizce kullanmak istemedim. O yüzden YZS SRD diyeceğim. Bilmiyorum böyle böyle söyleyeceğim o yüzden yani. biliyorsun normalde böyle şey çok dikkat ederim ama burada e, birazcık keyfim ve kahyasıcılık yapacağım. Neyse, you may use the SRD to create your own tabletop role playing game uh, subject to the terms of this license agreement. By using SRD you agree to those uh, to these terms. Yani diyor ki bak arkadaşım buraya ben uh, şey ekliyorum, bir tane doküman ekliyorum. Bu dokümanı kullanarak sen kendi oyununu yaratabilirsin. İstediğin şekilde yaratabilirsin bunun işte. Hani uh, bazı şartları var. Bu şartları aşağıya dizdim. Eğer sen bu şeyi kullanacaksan bu şartları kabul etmiş sayılırsın. Ben gerisine karışmam diyor. Ve birinci maddeyle başlıyor. License. Neymiş bakalım. Freelink hereby grants you a worldwide, perpetual, non-exclusive right to copy, use, modify, translate and distribute the year zero engine SRD in printed form as a PDF or as a virtual tabletop module as part of your own tabletop role-playing game modules and expansions. VTTs do not include NFTs or video games, only virtual tabletop modules. So long as you uh, comply with the terms of this agreement, this license is irrevocable. If you breach the terms of this agreement, this license terminates automatically. Diyor ki bu şeyi kullanmak sureti benim verdiğim sınırları kullanmak suretiyle kendi oyununu yaratabilirsin. Benim dokümanımı da kendi dökümanını kendi oyun modülünün içerisine koyabilirsin diyor. PDF olarak da e, kullanabilirsin diyor. E, bunu ama özel tutamazsın diyor. Non-exclusive dediği, non-exclusive right to copy falan dediği kısım muhtemelen şey kısım. Hani mesela e, ben bunu bir kitap olarak satamıyorum. O kıvamda bir şey demek istiyor sanırım. Şeye baktığımız zaman. Ne diyor? Ee, bunu mesela VTT amacıyla kullanabilirsin diyor ama VTT dediğim şeyin NFT içermiyor olması. Yani benim SRD'imi sen alıp NFT içerisine kaktırarak satış yapamazsın diyor. Bu NFT mevzusu zaten çok e, milleti tetikleyen bir şey ki özellikle rol yapma oyunları camiasında da insanların çok fazla tetiklendiği bir mevzu. Ee, bir ara Chaosium böyle bir başka bir firmayla birlikte böyle bir el atar gibi oldu. Ondan sonra elini geri çekti. Yani bu NFT ve AI image mevzuları gerçekten e, çok sıkıntılı mevzular. Kimisi tepkili, kimisi destekliyor. Ama e, komünitelere baktığımız zaman çoğunlukla büyük bir tepkisellik var. Yani third party içeriklerde millet yine bir şey demiyor. Çünkü third party içerik. Yani adamın zaten ya bütçesi yok ya da kısıtlı bütçesi var. Ama büyük firmaların işte ne bileyim Chaosium'dur, Visualsoft'u kostur. Freelik Publishing'dir, Mungos Publishing'dir. Ee, başka şu an mesela işte Renegade Game Studios'dur. Böyle büyük diyebileceğimiz e, firmaların bu tür bir işe girişmemeleri gerektiğini düşünüyorum. işte Cubicle 7 falan. Neden? Çünkü ya yani parasını verip sanatçısını tutup yapabiliyorsun abi. Sen niye böyle bir şey kullanasın ki? Yani ne gerek var? Böyle bir durum söz konusu. Tabi bu noktada şöyle bir şey de var. Muhtemelen hani dijital art dediğimiz mevzu gittikçe şeye de evrilecek. AI'yı düzgün kullanabilme yetini ya da işte AI ile alınmış görsel üzerinde foto manipülasyon yapabilme yeteneği gibi şeylere de evrilecek. Şu an parça parça evriliyor gibi ama e, bunun tabi nasıl şekilleneceğini birkaç sene sonra göreceğiz. Ama bu çok tartışmalı bir mevzu. Ama NFT tabi birazcık daha özel bir durum ya. Onu orada özellikle belirtmişler. Çünkü NFT biraz hani e, özel bir satış. Hani orada e, görselin haklarını da veriyorsun gibi böyle garip olayları falan var. Ve çok fazla dolandırıcılığı da oluyor. O yüzden orada özellikle onu belirtmek istemişler. Ve diyor ki sen bu lisansın şartlarına uyduğun sürece... ...bu lisansın şartları değiştirilemez, kaldırılamaz. Ama lisansın maddelerini ihlal ettiğin zaman lisans kendini yok eder diyor. 5 saniye içerisinde yok olacaktır diyor. Şimdi geldik ikinci maddemize. Exclusions. Diyor ki this agreement applies only to the YZSRD. It does not permit you to use any other artwork, text or other materials created or owned by Freelig or to use any of Freelig's brands or logos except as set forth in section 5 below diyor. Section 5'a şöyle bir baktığımızda... ...tabii ki de hani... E, ...Year Zero Engine logosu. Spesifik bir logo. Hatta yanlış hatırlamıyorsam... ...şurada aşağıda bir yerde. Heh. Tabii Ekrana sığmıyor şu anda. Ama... ...yukarıda var mı? Yukarıda da yok. Neyse. Onu yine gösteririz. Madde 5'e geldiğimizi gösteririz. İkinci madde de diyor ki... ...bak... E, ...bu SRD'yi kullanarak... ...kendi oyununu yapabilirsin. Ama oyun hani tamamen kendi oyunun olması lazım. Yani benim yaptığım, yayınladığım şeyleri kendi oyunun içerisinde kullanamazsın diyor. Mesela işte Vason'ı, e, parçalarını tutup da kendi oyununda kullanamazsın. Vason'ın görsellerini, logosunu kendi oyunda kullanamazsın diyor. Logo olarak sadece madde 5'te belirten euro Engine logosunu yani euro SRD ya da işte User Engine logosunu kullanabilirsin diyor. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Ne diyor bakalım? Ownership of the YZE SRD. You agree that free, uh, freely owns all rights in the YZE SRD and that you will not contest those rights. Freely expressly reserves all rights not expressly granted in this agreement. Diyor ki, e, sen bu dokümanı kullanıyorsun ama hani bu dokümanın bana ait olduğunu ve yani bununla ilgili bütün hakları da benim sahip olduğumu başta bir kabul edeceksin. Ondan sonra laga olmayacak. Yani e, benimle bu konuda sıkıntı yaşamayacaksın. Buna karşı koymayacaksın diyor. Ya O bence okey. Bence okey. Ve e, diğer kısım. Bence en kritik olan mevzu. Ownership of your game. Diyor ki you own all rights in any game you make under this agreement. Bak, bu çok önemli bir şey. Çünkü... Hatırlar mısınız bilmiyorum ama eee D&D'nin getirmek istediği SRD'nin içerisinde şey vardı. Sen bir şey mi yaratmak istiyorsun? Ya ne kadar satacaksın, ne yapacaksın, zerre umrumda değil. Sen bana onun bir kopyasını göndereceksin. Ben onun do uygun olup olmadığına bakacağım. Eğer ben onaylarsam sen bunu satacaksın. Bir de ben bunu onayladığım için sen bana bir de ekstradan para vereceksin. Böyle bir yavşaklık yapıyorlardı. Böyle bir yavşaklık yapmaya yeltenmiş bir firmadır. Business of the Cost. Bunu unutmayalım arkadaşlar, unutturmayalım. Ya unutmamamız gereken e, üç 3 şey var. Birincisi e, deprem mevzusu. Deprem mevzusunda mevcut e, hükümetin, devletin ne kadar yardım etmediği. İkincisi e, 20 senedir Türkiye içerisinde çektiğimiz sıkıntılar. Üçüncüsü de bu işte. Wises Soft the Cost'un yavşaklığı. Tabii Views of the Coast şey olduğu için, Amerika'daki firma olduğu için buna istediğin kadar yardır. Bir sıkıntı yok. Neyse. Diyor ki, Free League may not copy or use your game without your permission. Şimdi bir Views of the Coast'un ettiği laflara bakıyorsun, bir de buna bakıyorsun. Wow. Ya zaten böyle olması lazım. Ama insan yine bir wow diyor yani. Güzel bir yaklaşım. Ama şurada biraz tadımız kaçmaya başlıyor. Diyor ki, but you acknowledge that free league may independently create something similar to your game. Yani gofret değil de mofret yapabiliriz. O zaman şşş diyor yani. And that, that it is not prohibited from doing so unless it's knowingly and intentionally copied your original work. Yani diyor ki biz ya sen mesela gofret rol yapma oyunu yaptın. Ya biz de mofret rol yapma oyunu yapabiliriz. Ama hani e, özellikle böyle senden kopyalamaya çalışıyor. Mesela senin gof, gofret rol yapma oyunun işte aslında neydi işte sıra tabanlı kombat götürüyor. Benim mofret oyunum başka türlü bir şey götürüyor. Ama işte orada bir şey yapmak lazım. Dökümanları böyle bir karşılaştırıp dur bakayım buradan ne almışlar ne cukkalamışlar falan diye detayca bakmak lazım. Ve hak ihlali olduğu anda şu hakkını savunabilirsin dersin ki arkadaşım dördüncü maddeyi ihlal ediyorsunuz bak benim yaratıcılığımın benim intellectual pro... neydi ee, intellectual intellectual uh, property değil kelimeyi hatırlayamadım da işte yani benim e, yaratıcılığımın üstüne mum dikmeye çalışıyorsunuz müsaade etmem deme hakkınız oluyor ve geldik beşinci maddeye logo diyor ki you may but are not required to place the year zero engine logo on any game you create using this license. Yani kullanmak zorunda da değilsin. Hani kullanır kullanabilirsin ama kullanmak zorunda da değilsin diyor. Şimdi burada kullanmakla kullanmamak arasındaki farkı söyleyeyim. Ee, eğer bu tür bir logoyu kullanmadan oyununu yaparsan. yani dışarıdan bakıldığında en az hani adam mesela aldı böyle kitabına bakıyor. O, o, sırada e, oyun onun için tamamen yepyeni bir şeymiş gibi gelir. Böyle bir albenisi oluyor. Ya mesela içerisine belki eklersin işte bu oyun işte Year Zero Engine kullanmaktadır diye ekleyebilirsin. Ama kapakta mesela logosunun olmaması böyle bir etki yaratıyor. Öte yandan kapakta Year Zero Engine logosunun olması ne demek? Year Zero Engine seven insanların aa lan bak bu, bu da Year Zero Engine'miş bir deneyelim madem demesini sağlayacak bir şey. Yani bu noktada ne olabilir? Mesela e, kendi oyununu yaparsın tamam mı? Daha böyle hani e, sonuçta bizim ülkede kendi oyununu yapan bir firma yok. Kendi oyununu yaparsın. Ondan sonra mesela ilk başta şey kullanırsın. User Engine logosunu kullanırsın. E, biraz tanınmaya başlarsın. Yeni kitaplarında kullanmazsın. Yani aynı mantıkla gider kullanmazsın. Hatta belki kendi oyununa, kendi mekaniklerine falan evirirsin oyunu. Bunlar hep ihtimal dahilinde olan şeyler. Ve bunun içinde bir logo veriyor. Şuradan sayfayı biraz küçülteceğim. Çünkü sayfanın köşesinde aynen şu e, sol altta logoyu görüyorsunuz. Y0 Engine logosu. Bu logoyu kullanıp kullanmamak bizim inisiyatifimizde olan bir şey. Başka ne demiş bakalım. E, demiş ki e, free League olur da bir şey olursa bu logoyu kullanmanı engellemeyi talep etme hakkına sahiptir diyor. Ya bu muhtemelen şey için. Yani e, bir kitap çıkardın ama böyle içinde senin böyle e, sapkın düşüncelerini barındıran acayip bir kitap. Yani çıkar mı çıkmaz mı belli değil ama hep bunun bir ihtimali var. Çünkü e, böyle işte Forchan'da takılan ya da işte böyle Reddit'in birazcık daha e, kasıntı yerlerinde takılan insanlardan ne çıkacağı belli olmuyor. O yüzden böyle bir e, madde koymakta çok bir e, sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ya da bilmiyorum belki başka bir amacı daha vardır belki ne bileyim e, tamamen ticari amaçla kaldırmasını isteyebilir başka bir şey de olabilir bilmiyorum ve geldik 6. maddemize 6. madde diyor ki notice you must include a notice on your game or any website or advertising material associated therewith that states that your game is not sponsored or endorsed by free league and that you are using the yes srd under license we recommend ha, diyor ki yani burada yasal bilgilendirme yapmadan yani senin oyunun bizim oyunumuz değil onun bilgilendirmesini eklemen lazım diyor ve burada diyor ki yani bizim örnek bir cümlemiz var this game is not affiliated with sponsored or endorsed by free league and ab the user engine system reference document is used under free league ab's Free tabletop license. Bu cümleyi yerleştirmen yeter. Bu cümleyi yerleştirdiğin zaman yasal olarak sin e, senin dokümanın içerisinde e, user engine kullanılıyor. Oyunun bütün hakları bu bütün anlaşma vesaire her şeyle lax diye geçerli olmuş oluyor. Yani bunun için ekstradan bir nevi avukata gitmen bilmem ne yapman ıvır zıvır yapmanı kesinlikle gerek Yani otur kendi evinde e, verilen içeriği kullanarak oyununu yarat piyasaya sür. İstersen şey yap Hani hiç görsel kullanma. Full şey yapıştır. Nedir adı? Full yazıyla çıkar. Ee, ne bileyim işte mesela 5 dolara sat. Biraz e, para biriktirdikten sonra işte ne, ne, ne yaptın? İşte 5 tane arketip mi yaptın? 5 tane arketip çizdir birine. Biraz ona ödeme yap. Ondan sonra dökümanın fiyatını 8 dolara çıkar. 12 dolara çıkar. Yapı yapılabilecek bir şey yani. Benim aklıma bu tarz bir şeyler var. Bu arada e, artık böyle yani şu duyuruya yetişmek için biraz videoyu izlemiş olmak lazım. Böyle gizli bir duyuru ekleyeyim. Ee, ben geçenlerde yani bir ay önce mi iki ay önce mi ne... ...bir tane film izledim. Çok hoşuma gitti. Ve bu film üzerinden bir rol yapma oyunu yapsam mı acaba? Diye böyle bir düşünmeye başladım. Sonra bunun için ne kullanabilirim diye düşündüm. Yani tabii ki aklıma gelen ilk şey Apocalypse Engine oldu. Ama şu anda mesela... Birazcık daha böyle free Publishing'e de yanlama amaçlı acaba Year Zero Engine kullanarak bir şey çıkarsam mı diye düşünmüyor değilim. Tabii ki yazacak olursam artık İngilizce yazacağım ama muhtemelen böyle hani Türkçe eee notları vesairesi falan da olur ya da ne bileyim en azından ben yarattığım için anlatması kolay olur. İlla kitaba böyle uzun uzun bakmaya gerek olmaz. Ya bir de e, süper bir İngilizcem olmadığı için hani yazım dilim de ee, çok karmaşık olmaz diye düşünüyorum. Basit olur. O yüzden e, bizim insanımız da rahat rahat kullanabilir mesela. Böyle bir düşüncem var. Yani bu şey değil, plan değil ha. Bu düşünce sadece. Ama bakacağız yani belki düşünceler bir anda şekil değiştirir ve plana dönüşür. Planlar bir anda şekil değiştirir ve e, deadline'a dönüşür. Bir bakarsın %70'i bitmiş. Belli mi olur? Neyse. E, diyor ki bunu bütün, e, bu, bu şekilde hani yaratacağın bütün oyun ve oyunla alakalı içeriklerin hepsinde bunları tek tek belirtmen lazım diyor. Ya işte ana, sayf işte ana sayfa diyorum ya. E, i̇lk sayfada zaten bu işte künye kısmında bunları belirtiyorsun, geçiyorsun yani. Çok da aslında önemli bir mevzu değil. Restrictions diye bir şey var. Ne, neymiş bakalım? 7 madde. Except as expressly permitted in this agreement, you may not state or imply that freely endorses sponsors or affiliated with your game. Tamam. Ya zaten bununla ilgili bir şey olursa Free League zaten bunu duyurur. Ya belki adamlar şey yapacak. Benim oyunumu alacaklar mesela. Diyecekler sen zaten hazır yeri Yer endinde bir şeyler yaratmışsın. Gel kardeşim gel. Gel alacaklar belki. Ben orada bilmem ne departmanda çalışan birine dönüşeceğim. Mesela ihtimaller dahilinde. Olmamış şey mi? Olmuş şey. Evet, geldik sekizinci maddemize. Representations diyor. You represent and warrant that you have the capacity to enter into this agreement that your game does not violate or infringe the rights of any third party and that your game complies with all applicable laws, rules and regulations in every jurisdiction in which it is distributed diyor. Ya muhtemelen burada demek istediği şey aslında yani uh, Oyununun hani yasal olarak eli yüzü düzgün olsun demek istiyor. Yani çok böyle e, avartı şeyler koymamalısın gibisinden bir yaklaşım. Ya bunların hepsi aslında şu. Şimdi sen sonuçta benim çıkardığım rehber üzerinden oyun yapıyorsun ya. Ya hakikaten insanların tepkisini çekebilecek. Ne bileyim örnek veriyorum mesela işte. E, homofobikler ve ırkçılar diye oyun yaptın tamam mı? H&R <laughs> ya da işte... E, homophobics and racist HNR diye oyun yaptın diyelim. İşte mesela onu yapamıyorsun bu, bu şeyden dolayı. Yani benim anladığım bu şekilde. Yani e, hem başkalarının e, ya yani bu third party yani the rights of any third party vesaire dediği kısım muhtemelen e, hem içeriklerin başkalarının içerikleriyle çakışmayacak. Yani üretici birbirine saygı duyacak hem de yani içeriğinin şey olmaması lazım. Yani e, bizi kötü göstermemesi lazım gibisinden bir yaklaşım. E, dokuzda ne diyor bakalım? Disclaimer. Burada böyle kocaman kocaman yanlış. Felix is providing the EA. YZE SRD as is makes no presentations or warranties except as expressly stated in this agreement and disclaims all warranties expressed Implied, implied, uh, statutory, or otherwise, were kocaman, kocaman yazmışlar. has no liability for your use of the S R D and in addition, you expressly waive and claim for any indirect, punitive, special, exemplary, incidental, or consequential damages. Sanırım ben uh, benim Ya benim 8 ile kafamda yarattığım şey aslında 8 ile 9'un toplamıymış. Miscellaneous diye bir 10. maddemiz var. Burada da ne diyor bakalım. This is the entire agreement of the agreement of the uh, parties relating to the subject matter hereof and you agree that you have no relied on any terms and representations other than those expressly stated herein. Free League recommends that you review this agreement with your own lawyer And you acknowledge that you have had an opportunity to do so. Free League may update this agreement at its sole discretion, but you will continue to have the right to use the YZSRD under the terms of this agreement or any subsequently published version of this agreement at your sole discretion. No joint joint venture, partnership, employment or agency relationship relationship exists. between you and free league as a result of this agreement. Free league's failure to exercise any right or provision in this agreement shall not constitute a waiver unless expressly acknowledged and agreed agreed to by uh, free league in writing. Diyor ki ya sen ne olur ne olmaz eee bir avukatla bir yasal danışmanla buradaki maddelerin bir üzerinden geç neyin ne olduğunu iyice anla. Ya muhtemelen yani şunu söyleyeyim. Bak mesela 9 8 bir de sanırım 6. Yok 6 değil. 6 şey 6 kop, kopyala yapıştır şey zaten. Evet özellikle 9 8 belki exclusions kısmı biraz kafa karıştırabilir. Yani sen bir şeyin detayına girdikçe e, acaba ben kendi üretimimi mi yapıyorum yoksa 100 Euro Engine oyunlarını oynadığım şeyi mi kopyalıyorum? Kısmında belki biraz takılabilirsin. E, bu konuları bir konuşmakta fayda var diyor. Yani olabilir. Ya ben açıkçası e, şöyle düşünüyorum. Hani Ben zaten şahsen kendi adıma konuşmam gerekirse e, çok orijinal bir fikirle bir şeyler yapmaya başlarım. Ve muhtemelen SRD'nin tamamını da kullanmam. Yani bazı e, temel şeyleri alırım nedir işte zar atma mekaniği, hesaplama mekaniği gibi temel şeyleri alırım ama tanımlar, karakter arketipleri, özellikler vesaire bu tür şeyleri zaten kendim yaratacağım. Yani SRD'yi alıp ya ben bu SRD ile bir oyun oynatabiliyor muyum? Oynatabiliyorum. O zaman üzerine azıcık detay ekleyeyim şeklinde de yapabilirsiniz. Ama işte o noktada bu bu tür detaylara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar böyle çok basit anlatılmış gibi gözüküyor ama yaptırımı yüksek. O yüzden her maddeyi dikkatli böyle tek tek düşünmeniz lazım. Yani bununla ilgili hatta sorunuz varsa e, Freelik Publishing'e mail atıp ya ben sizin engine'le bir şeyler yapmak istiyorum ama şöyle şöyle bir noktada kafam karıştı. Şimdi burada da yeteri kadar açıklamıyor ama hani bunun durumu nedir diye sorabilirsiniz. Ya yani bence açıkçası e, bir avukat ya da işte bir yasal danışmana sormaktansa Firmanın kendisine sormak daha makul. Çünkü... E, yani adamlarla ters düşmemen lazım ya. O yüzden adamdan o şeyi alabilirsen yani. E, bizim işte hani biz böyle böyle bir şey çıkardık. Evet tam açıklamıyor ama işte biz bunu e, avukatımıza danıştık. Ya da işte kendi aramızda konuştuk tartıştık. Ya da işte e, belki... Buna benzer daha önce sorularla karşılaşmış olabilir, hazırlıklı olabilir. Direkt şey diyebilir işte hani biz böyle bir durumla daha önce karşılaştık bu tarz bir soruyla. Bunun cevabı şudur diye verebilir. Ya da ne bileyim kendi sitesine bir FAQ ekleyebilir. Şey Frequently Asked Questions. Sıkça sorulan sorular. SSS. Böyle bir şey de ekleyebilirler. Yani sadece iki tane dokümana bakıp da geçmemek lazım. Bence gayet güzel. Çünkü doküman çok basit, çok temiz, çok taze. Yani hiçbir sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Sadece işte sen ne kadar kompleks bir şey yaratmak istiyorsun, ne kadar özgün bir şey yaratmaya çalışıyorsun. Bu tür şeyler biraz e, kafa karıştırıyor. Bu noktada da yapacak aslında çok fazla bir şey yok. E, biraz ben ne yapıyorum diye düşünmek lazım. Ondan sonra da. E, dökümanı şartlarını ara ara tekrar kontrol etmek lazım ve böylece e, kendi oyununuzu Yezuro Engine üzerinden yapabilirsiniz. Bak bu çok güzel bir şey çünkü Yezuro Engine'de sayılar çok fazla oynamıyor. Bu çok güzel bir özellik. Bunun dışında zar havuzu kullanıyorsun ve kullandığın zarlar da altılık zarlar yani tavla zarı ya da işte okey zarı dediğimiz zarlar. Bunları sağda solda bulmak aşırı derecede kolay ve yani tahminen 10 liraya, 20 liraya böyle 20-30 tane zar bulabiliyorsunuz. Özellikle yani İstanbul'daysanız bu şey tarafında e, eminönü sirkeci tarafında böyle pasajların içerisinde e, işte tavladır, bilmem nedir vesaire satan yerlerde muhakkak böyle paket paket satılıyor bunlar. E, bu da oynanabilirliği aslında kolaylaştırıyor. Yani tutup da işte 70-80 liraya bir zar seti almak yerine 15-20 liraya ...bir sürü zarın oluyor ve... oyununu yine oynayabiliyorsun. Ee, bunun dışında... E, ...yaratıcı mekanikler... ...yaratabilirsen ve... oyununa ekleyebilirsen ve... oyununu tanıtabilirsen... ...dediğim gibi hani... ...bu adamlarla etkileşime girme ihtimali ne? Hani adam şey diyor... ...ben yasal bir sorumluluk almıyorum diyor... ...ama belki adamlara yasal sorumluluk kaldıracaksın, Belki oyununu almak isteyecekler senden. Bu her zaman için bir ihtimal. Ee, bunu göz önünde bulundurmak lazım. Mesela e, ee, Simbarum Free Publishing tarafından çıkıyor ama Year Zero Engine değil. Değil yani. The One Ring Second Edition Year Zero Engine değil. Yani One Ring hatta burada çok böyle büyük bir örnek çünkü biliyorsunuz hani e, Kickstarter açtığında rekor Böyle Rocks diye böyle bir milyonu çok kısa zamanda bulmuş bir e, proje. O yüzden şöyle bir durum var. Sen ne kadar yaratıcı olursan ve ürünü ne kadar güzel ve geniş tanıtabilirsen büyüme potansiyelin yüksek. Bu her zaman için böyle. Neyse. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şurada bir Year Zero Engine dokümanımız var. Bu dokümanı parça parça yani ya muhtemelen Introduction ve Player Characters kısmını bir videoda Skills and Specialties kısmını bir videoda, Combat and Damage kısmını bir videoda, Magic ve Travel'da ayrı birer videoda e, yapmayı düşünüyorum. Böylelikle takip etmesi de sizin için kolay olacak. Hem benim için de hani ne bileyim hani kanalda bir hareketlilik oluyor, parça parça videoların gelmesi hızlı hızlı videoların gelmesi bir hareketlilik yaratır diye düşünüyorum. Böyle yani. Evet, e, şöyle toparlayacak olursak, 10 maddede bize güzel bir e, ...yasal döküman hazırlamış olan... ...Sueley Publishing'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yani Dediğim gibi ben açıkçası... ...bunu kullanmayı düşünüyorum. Yani... ...düşünce olarak aklımda bir şeyler var. Bunu aktif bir plan haline geçirebilir miyim? Şu anda bilmiyorum. Çünkü şu an aktif olarak... ...uğraştığım iş hakikaten... ...çok zamanım alıyor. Ama açıkçası ben bunu... ...isterdim yani. Bu güzel bir yol açıyor. Yani muhtemelen... Yasal bir sıkıntı yaşamadan çok basit bir sistemle ya daha çok mesela hikayesel özellik, daha fazla karakter özelliği özelliğini, daha fazla lore vesaire şeyler yazarak mekanik kısmına daha az kafa yorarak güzel bir şeyler ortaya koyabilirim. Yani bu sizin için de geçerli tabi. Bu yüzden bu dokümanı bir değerlendirmekte fayda görüyorum. Daha ben size şey demiştim bu OGL mevzusu kolay kolay bitmeyecek demiştim. Arada olan e, mevzular hala bence yeterli değil. Ne gibi? Mesela e, 5e'nin e, SRD'sini şey yaptılar. Tamamen Creative Commons'a çevirdiler. 5.1 diye bir e, şey çıkardılar. Onu da e, Open License yaptılar. Bunun dışında e, daha aslında yeni şeyler gelecek. Bu Van D&D ile alakalı bir şeyler daha ortaya çıkacak. Yani hala her şey bitmiş değil. Ve bekleyip biraz görmek lazım. Öte yandan bu işte Ork License ile alakalı olarak işte Black Flag diye bir şey çıkarlar. Bu Black Flag'ın testleri devam ediyor. Ama açıkçası ben bu Black Flag muhabbetini çok beğenmedim. Cobalt Press'in yaptığı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben bunu beğenmedim. Şu yüzden beğenmedim. Black Flag ya bayağı şey hani ben de hazır ya yani şu karambol içerisinde yasal şeylere çarpmayan bir D&D yapıyor. Hani Python'un Pathfinder'ı var işte benim de Black Flag'ım olsun gibisinden bir hareket olarak görüyorum şu anda. Ve bu ya bence hoş değil. Yani tekrardan bir şeyleri keşfetmeye çalışıyormuşsun gibi bir davranış. Yani sırf adamlar yasal anlamda şerefsizlik yapıyorlar diye. Ee, ...bir tane de ben diyeyim Ya D&D'nin kendisi var zaten. Abusuluk bir sürü klonu da var. Yani aynı şeyi tekrar yapmaya gerek yok. Aynı Crunch'liği bir kez daha yapmaya gerek yok. Şimdi mesela Shadow Dark diye bir şey gelecek. Onun da zamanı geldiğinde incelemesini yapacağız. Ee, OSR mantığıyla 5A'yı birbirine mixlemişler. Yani... ...bence gereksiz. Ama... Ee, eğer beni tatmin edebilecek yanları varsa ve e, benim sevmediğim o dandik krançiliği seven arkadaşları tatmin edebilecek bir yanı da varsa ortak patada anlaşabileceğimiz böyle uzun uzadıya gitmeyecek böyle birkaç oyunluk oynanabilecek bir oyun olarak elimizin altında kalabilir. Ama yani hep böyle bir şey var yani e, bu bana e, böyle bir 10-15 yıl öncesini anımsatıyor. Çünkü o zamanlar şey oldu. Herkesin böyle şey. Ben de kendi sistemimi yazdım abi. Kendi sistemimi yazacağım abi. İşte abi böyle D&D gibi olacak ama dexterity olmayacak, Agility olacak. İşte e, Constitution olmayacak. Stamina olacak abi. Falan diye böyle bir sürü arkadaşımız vardı. Şimdi o arkadaşlar e, hafta işlerini şirket çalışanı olarak hafta sonlarını da işte cıptız cıptız e, takılmacalarla falan geçiriyorlar. Kimisi çoluk çocuğa karıştı böyle bir durum oldu. O sistemler hiçbir zaman sistem olarak karşımıza çıkmadı. Zaten hepsi e, özünde D&D'de. Neyse bu kadar nostalji yeter. Daha fazla derine dalmak istemiyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlemeyi başarabildiyseniz. E, sonraki videolarda da dediğim gibi Year Zero Engine'in detaylarına bakacağız. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.